Canım merhaba tekrardan VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldin. Su dalgalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Dairesel yani parabolik engelden yansıma. Şimdi burada çukur aynada öğrendiğimiz bazı bilgileri kullanarak bu kısmı rahat bir şekilde halledeceğiz. Eğer doğrusal bir dalga çukur engele gelirse geri dönerken nasıl döner? Yani yansıması nasıl olur? Geri dönerken yansıması odak noktasına doğru olan Dairesel dalgalara dönerek yansıyorlar. Birazdan ben sana bunun mantığını elimden geldiği kadar açıklamaya çalışacağım. Yani doğrusal dalgalar parabolik engele, çukur engele çarptığında geri dönerken dairesel dalga olarak dönüyorlar ve bu dairesel dalgaların hedefinde odak noktası var. Daha sonra tekrar buradan dağılarak gidiyorlar. Yani odak noktasından çıkacak şekilde tekrar yollarına devam ediyorlar. Bunun tersi de doğrudur. Tersi nedir? Eğer biz çukur engelin odak noktasından dairesel bir dalga üretirsek ama herhangi bir yerden değil. Bu dairesel dalgaların odak noktasından üretilmesi lazım. E onu nasıl anlıyoruz? Bu ilerleme doğrultularının uzantısı tam odak noktasında kesişecek. O zaman biz anlıyoruz ki bu dalgalar odak noktasından üretilmiş. Odak noktasından üretilen dalgalar engelde yansıdıktan sonra doğrusal dalgalara dönüşüyor. Bu özel bir durum. Yani dairesel dalganın doğrusal'a dönüşmesi ya da doğrusal gelen dalganın burada olduğu gibi geri dönerken yansırken dairesel dalgaya dönmesi özel bir durum. Her zaman yaşanabilecek bir durum değil bu. Yani odak noktasıyla ilişkili olursa böyle bir durum yaşanıyor. Yani biz buradaki dairesel dalgaları odaktan değil de başka bir yerden üretseydik bunlar engelde yansıdıktan sonra doğrusal dalgalara dönüşmeyecekti. Peki bunun mantığı ne? Yani bu nasıl böyle oluyor? Biraz elimden geldiği kadar açıklamaya çalışacağım. Şimdi buradaki KL doğrusal dalgasının K noktasını bir ayrıca işaretliyorum. Bir de L noktasını ayrıca işaretliyorum. Ortaya da O noktası diyeceğim. Şimdi K noktasından engele bir ışık gidiyor gibi düşüneceğim. Hani ben burada yansımaları ışıkla benzetiyordum ya birbirine. Aynen öyle yapmaya devam ediyorum. Şimdi K noktasından engele paralel bir ışık gönderseydim. Paralel gelen ışık engelin odak noktasından geçecek şekilde yansımayacak mıydı yani? Şu şekilde gitmeyecek miydi? Evet. O zaman bu bizim K'dan gelen ışığımızın yansıması. Bunu unutma. Şimdi de L noktasından paralel gelen bir ışık olsaydı engele çarptıktan sonra engelin odak noktasından geçecek şekilde şu şekilde yansıyacaktı. Yani burası çukur engelin odak noktası olsun. Şimdi gelen ışınları cisim gibi, yansıyan ışınları da yansıyan dalgalar gibi düşünebilirim. Dolayısıyla gelen ışınları siliyorum ortalık karışmasın. Çünkü ben gelenlerin zaten doğrusal olduğunu biliyorum. Yansıyanlara odaklanacağım. Yansıyan dediğimde şu anda ortada kalan ışınlardır. Şimdi yansıyan ışınların aralarını birleştirdiğimde yansıyan dalgaları bulmuş oluyorum. Peki buradaki K noktası ve O noktasının birbirinden farkı var mı? Var. Ne farkı var? Şimdi çukur engelimiz şu olsun, doğrusal su dalgamız da bu olsun. Şimdi büyük ekranda gösterirsem sanırım daha iyi tarif edebileceğim. Çukur engelimiz bu olsun, doğrusal dalgalarımız da bu olsun. Şimdi doğrusal dalgalar geliyor. Dalgaların önce engele nereleri çarpıyor? Bak doğrusal dalgaların engele önce uç noktaları çarpıyor. Yani K noktası ve L noktası önce engele çarpmış oluyor. Dolayısıyla onlar önce çarptığı için önce yansıyor. Ama orta noktası yani şu doğrusal dalganın orta noktası engele en son çarpıyor. O yüzden o da en son yansıyor. Bu neye neden oluyor biliyor musun? Bu doğrusallığının bozulmasına neden oluyor. Yani K noktası önce çarpıp önce yansıdığı için K noktası önde oluyor, burada oluyor. L noktası da önce çarpıp önce yansıdığı için L noktası da burada oluyor. Ama O noktası geç çarpıp geç yansıdığı için daha arkada kalıyor. İşte bunları şimdi birleştirdiğimizde doğrusallığı bozulmuş oluyor. Yani artık doğrusal dalgalar bu şekilde dairesel dalgalara dönüşmüş oluyor. Yani sebebi neymiş? K ve L'nin önce çarpıp önce yansıması, O noktasının ise engele en son çarptığı için en son yansıması, o yüzden de geri kalması. Dolayısıyla bu yansıyan ışınlar arasındaki çizgileri birleştirdiğimde bu dalgaların buradan nasıl yansıdığını anlamış oluyorum. Çizgiler bu şekilde yansımaya devam ediyor. Yani odak noktasında küçülüyorlar sonra tekrar büyüyerek burayı terk ediyorlar. Bu arada K'nın buradan nereye geldiğini görüyoruz aşağı doğru. Yani buraya doğru gelirken K nerede? Gelirken diyorum bak. Gelirken buralar K, buralar L. Ama buradan giderken artık buralar L, buralar K. Belki özel bir soruya denk gelirsen bunu da bilmende fayda var. Şimdi bunun tersi de doğru demiştim. Tersi neydi? Tersi de şu. Eğer odak noktasından üretilirse dairesel dalgalar bunlar engele çarptıktan sonra doğrusal dalgaya dönüşüyor. Onu da şöyle düşün. Odak noktasından çukur engele gönderilen ışıklar asal eksene paralel bir şekilde yansıyacağı için nereden gönderirsen gönder hepsi asal eksene paralel gitmiyor mu? Evet gidiyor. Dolayısıyla bak hepsi zaten bir nokta olsa, hani su dalgasının hepsi bir noktası olsa zaten bu noktalar bir doğrusal dalgayı andırıyor. Dolayısıyla bunu da anlatabildiğim kadar anlattım. Şimdi parabolik engelin merkezinde oluşan bak bu sefer odak noktası değil. Eğer sen merkezden dalgaları üretiyorsan, bunların merkezden çıktığını nasıl anlıyorduk? İlerleme doğrultularının uzantısı merkezde ise, bunun ilerleme doğrultusunun uzantısına da baktığında merkezde, o zaman bu dalgalar merkezden yola çıkmış. Şimdi aynalardan hatırlayalım. Merkezden gönderilen ışınlar aynaya dik geldiği için kendi üzerinden geri dönmüyor muydu? Evet. Yani 2F'den gönderilen ışınlar tekrar 2F'e dönüyordu. 3F'den gönderilen ışınlar 1.5F'e dönüyordu değil mi? Aynı kurallar geçerli. İşte bu şu demek. Merkezden dairesel dalga gönderirsen bu dalgalar engelde yansıdıktan sonra yine dairesel dalga olarak yine merkeze doğru gelirler. Yani aynı noktaya gelirler. Daha sonra oradan tekrar şu şekilde giderler. Yani hep böyle bunların uzantılarında ne olacak? Merkez noktası olacak. Peki biz merkezden değil de 3F'ten gönderseydik e kuralımız aynı bak çukur engel bu. Diyelim burası bizim için odak, burası bizim için merkez, burası da bizim için 3F. Eğer sen 3F'ten dairesel dalga üretseydin, yani bunların uzantısı 3F'ten olacak şekilde olsaydı, bunlar engele çarptıktan sonra 1,5F'e giderlerdi. 1,5F burası. Yani buradan dönen dalgalar dairesel bir şekilde dönecekti ama bu dalgaların uzantıları nereye gelecekti? Artık 3efe değil ya da merkeze değil 1,5efe gelecekti. Olayımız bu kadar. Merkezden giden merkeze geri döner ama 3 fden giden 1,5efe geri döner. Yani çukur, çukur aynada öğrendiklerimizi kullanıyoruz. Şimdi tümsek engelde de benzer mevzular var. Tümsek engelde de aynı mantığı kullanacağım. İşte buradan gelen ışık engele çarptıktan sonra bu sefer uzantısı odaktan geçecek şekilde gidiyordu. Hani tümsek aynada hatırlarsan asal eksene paralel gelen ışık uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyordu. E bir tane de alt taraftan gönderelim aynı ışığı. Dolayısıyla bu ışığı da şuradan gönderdiğim zaman bunun da yine odaktan geçecek şekilde yansıdığını biliyorum. Benim gelen ışıklarla işim yok. Yansıyan ışınlar benim için önemli. Çünkü yansıyan dalgaları çizmeye çalışıyorum ben. İşte bunların arasını şu şekilde dairesel dairesel yapıyorsun ve bunu bu kadar basit bir şekilde çizebilmiş oluyorsun. Tek dikkat etmen gereken şey ne biliyor musun? Dalgaların ilerleme doğrultularının uzantılarının bak ilerleme doğrultusunu böyle uzattığın zaman nereye denk geldiğine dikkat edeceksin. Bunlar F'e denk gelmesi lazım. Çünkü bu herhangi bir ışın değil. Yani bu doğrusal dalga olduğu için doğrusal dalgalar asal eksene paralel gelen ışınlar gibi düşünülüyor. Dolayısıyla paralel gelen ışınlar da uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıdığı için bu şekilde yansımış oluyor. Ha, yani bunun tersi de doğru. Ha, yani tersi ne? Eğer tam odak noktasını hedef alarak bunlar gelseydi, yani bu sefer bunlar bu tarafa doğru olurdu, gelseydi engele, bunlar doğrusal dalga olarak geri dönerlerdi. Yani doğrusal gelenler bu şekilde dönüyorsa, bu şekilde odağı nişan alarak gelirse eğer tümsek engele, bunlar geri döndüğünde doğrusal dalga olarak geri döner. Umarım açıklayabilmişimdir. Yani buralar bir tık sıkıcı, anlatması biraz zor yerler ama Elimden geleni yapıyorum senin için. Sabit derinlikle su dalgası L'nin L noktasında oluşturulan dairesel su dalgaları M noktasındaki engele çarptıktan sonra. Yani burada bizim bir engelimiz var. Bu engelin çukur mu tümsek mi olduğunu bilmiyorum. Fakat diyor ki doğrusal olarak yansımaktadır diyor. Şimdi dairesel dalga doğrusala dönüşüyorsa kesinlikle bir odak noktasıyla ilişkisi var. Yani buradaki M noktasındaki engel eğer çukur engel olursa, çukur engel olursa Burası da bu çukur engelin tam odak noktası olursa evet odak noktasından gelen dairesel dalgalar yansıdıkları zaman doğrusal dalga olarak yansırlar. İşte soru da onu söylüyor zaten. Yani sorumuzun cevabı engelin çukur olması lazım. Bu engelin odak noktasının da L noktası olması gerekiyor. Cevabımız B şıkkı. Ve geldik su dalgalarında kırılma. Işıkta kırılma neydi? Işığın bir ortamdan başka bir ortama giderken ilerleme doğrultusunu değiştirmesine kırılma deniyordu. Kırılma konusunda hatırlarsan zengin ortam, fakir ortam gibi mantıklar kurmuştuk ve ne demiştik? Fakir ortam az yoğun demek, zengin ortam çok yoğun demek ve normal çizgisi de bizim için zenginlik çizgisi demekti. Yani kim normale daha yakınsa o daha zengindir. Dolayısıyla o daha yoğundur demiştik. İşte benzer mantıkları burada da kullanacağız. Su dalgalarının bir ortamdan derinliği farklı başka bir ortama geçişte doğrultusunu değiştirmesine su dalgalarında kırılma denir. Şimdi kırılmada bir ortamın derin, bir ortamın sığ olması gerekiyor ki hani dalgalar böyle bir doğrultu değişikliğine gitmek zorunda kalsın. Şimdi biz derin ortamı hızımızın fazla olduğu ortam, sığ ortamı ise hızımızın az olduğu ortam olarak biliyoruz değil mi? Yani derin ortamdaki hız sığ ortamdaki hızdan daha fazladır. Hız fazla ise dalga boyu da fazladır demiştik hatırlarsan. Çünkü lambda eşittir v çarpı 1 bölü f denkleminde hız ve dalga boyu doğru orantılı. O zaman ben derin ortamda dalga boylarımın büyük olduğunu, sığ ortamda dalga boylarının küçük olduğunu. Ama frekansın kaynağa bağlı olduğu için ortama bağlı olmadığını. O yüzden biz frekans yazacaksak derin ve sığdaki frekansların eşit olduğunu yazmamız gerekiyordu. Şimdi burada bir de yoğunluktan bahsedelim. Madem benim derin ortamda hızım fazla, o zaman derin ortamı az yoğun ortam gibi düşünmem gerektiğini bir daha hatırlayalım. Sığ ortamda hızım az olduğuna göre demek ki ben burayı çok yoğun ortam gibi düşünmem gerekiyor. Şimdi derin ortamda oluşturulan doğrusal su dalgaları. Şimdi burada bir tane ben dalga oluşturdum. Eğer ortamlar değişmeseydi bu dalga aynen böyle ilerlemeye devam etmeyecek miydi? Eğer burası da derin olsaydı, hiçbir değişiklik olmasaydı böyle ilerleyecekti. Şimdi bu dalganın üst tarafı hala derin ortamda ama alt tarafı sığ ortama geçti. E sığ ortam yoğun ortam değil mi? Biz orada yavaş hareket etmiyor muyuz? Yavaş hareket etmek ne demek? Geri kalmak demek. Yani bu mavinin olduğu yerde olamaz. Geri kalır demek. E geri kalınca da ne oluyor? E geri kalınca daha arkada oluyor. Yani burada oluyor. İşte bundan dolayı ortam değiştiren su dalgaları doğrultularını değiştirir. Buna da biz kırılma diyoruz. Su dalgalarında kırılma mevzusu bu şekildeydi. Şimdi burada bir gelme açısı, bir de kırılma açısı diye bir açı var. Gelen dalganın ortamları ayıran çizgiyle yaptığı açıya gelme açısı denir. Kırılan dalganın ortamları ayıran çizgiyle yaptığı açıya da kırılma açısı deniyor. Şimdi geçelim. Biraz daha farklı sorularda kullanılan bazı mantıklar var. Dalgalar böyle grup grup gelirse Dalgaların ilerleme doğrultusundan soruları çözebiliyoruz. Ben zaten hep neyi seviyorum? Su dalgalarındaki soruları optikteki ayna sorusu gibi çözmeyi seviyorum. Aynı olaya devam edeceğim. Şimdi bunların ilerleme doğrultularına dikkat edeceksin. Çünkü optikteki ayna sorusu gibi çözebilmen için bunu bu şekilde bir ışık gibi düşünmen gerekiyor. Yani dalgaları değil de dalgaların ilerleme doğrultusunu düşünmen gerekiyor. İlerleme doğrultuları böyleken böyle olmuş. Olay gayet net. Yani normale yaklaşmış mı, uzaklaşmış mı? Artık ben bunu ne gibi düşüneceğim? Işık gibi. Normale yakın olan nedir? Normale yakın olan zengindir. Normale uzak olan fakirdir. Şimdi burası normale uzak. Burası normale daha yakın. Yani bu ışık normale yaklaşarak gittiğine göre girdiği ortam daha yoğun bir ortam değil mi? Ya da Normale yakın olan zengindir mantığıyla burası zengin ortam değil mi? Evet. İşte su dalgalarında çok yoğun ortam ya da zengin ortam dediğim sığdır. Yani derinliği az olan ortamdır. Az yoğun ortam dediğimiz ya da fakir ortam dediğimiz ortam da buraya da az yoğun diyelim. O da bizim için derin ortamdır. Dolayısıyla işte kırılma bu şekilde oluyor. Peki buradaki gelme açısı ve kırılma açısı neydi? Burada kitabı olan öğrencilerin burada ufak bir düzeltme yapması gerekiyor. Dizgiden kaynaklı burada hata vardı. Yani gelme açısının e, buradaki i'yi falan yanlış yere koymuştu. Burada bir düzeltme yap senden ricam. Şimdi gelme açısı gelen dalganın, gelen dalganın ortamları ayıran yüzeyle yaptığı açıdır. Ya da gelen dalganın gelme doğrultusunun normalle yaptığı açıdır. Bence bu en mantıklısı. Yani bu mavi ışığın normalle yaptığı şu açıya gelme açısı diyoruz. Hem bir de bazı sorularda işe yarıyor. Gelen dalgaların ortamları ayıran çizgiyle yaptığı açıya da gelme açısı deniyor. Yani burası iyi ise burası da iyidir. Aynı açı çünkü. Ha kırılma açısı giden dalgaların yani kırılan dalgaların doğrultusunun normalle yaptığı şu açıya kırılma açısı deniyor. Ya da doğrultularıyla soru sormuyorsa kırılmaya uğrayan dalgaların ortamları ayıran yüzeyle yaptığı açıya kırılma açısı denir. Yani şuradaki bak kırılmaya uğrayan dalganın ortamları ayırarak yaptığı şu açıya da yine ne denir? Kırılma açısı denmiş olur. Şimdi ortam değiştiren dalgaların hızı değişiyor. Dalga boyu değişiyor ama frekans ve periyot kesinlikle değişmiyor. Yani ben burada ne diyeceğim? Sığ ortamda hızım yavaş, derin ortamda hızım fazladır diyeceğim. Lütfen bunları sen de defalarca yaz çünkü aklına böyle Öyle bir girer ki hiçbir şekilde unutamazsın. Sığ ortamda hızım yavaşsa dalga boyum da küçük olur diyeceksin. O zaman derin ortamda dalga boyu daha büyük. Ama frekans kaynağı bağlı asla değişmez demen gerekiyor. Şimdi burada da bir kez daha bazı şeyleri göstereceğiz ama seni fazla sıkmak da istemiyorum. Bak burada olayı nasıl çözdük? Olayı tamamen ilerleme doğrultusundan çözüyoruz. Yani dalgalara odaklanmıyoruz. Dalgaların ilerleme doğrultularına odaklanıyoruz. İlerleme doğrultusunun nasıl gittiğine bakıyorum. E normalimi de çizdim. Normal biliyorsun yüzeyleri ayıran yere dik çiziliyor. Abi kim normale yakınsa o zengindir. Zaten normal dediğim zenginlik çizgisiydi. Hatırla. Zenginin n'siydi? Normale yakın olan zengindir. Zengin demek parası çok demek. Parası çok demek yoğun demek. Yoğun. Dolayısıyla burada kim normale yakın? Diyelim ben sana buraya derin yazmadım. Diyelim yazmadım. Sığ da yazmadım. Sana soruyorum neresi derin diye. Sen bakacaksın diyeceksin ki hocam burası normale biraz uzak. Yani bura fakir. Parası yok diyeceksin. Burası normale yakın. Yani burası zengin. O zaman zenginse burası yoğun ortam. Burası az yoğun ortam. He, diyeceksin ki su dalgalarında yoğun ortam demek sığ ortam demekti hocam. Az yoğun ortam demek de derin ortam demekti diyeceksin. Yani bu ilişkiyi hatırlayamazsan ne yapacaksın? Şunu düşüneceksin. Dalgalar sence okyanuslarda mı hızlı ilerler yoksa böyle küçük su birikintilerinde mi? Okyanuslarda. Çünkü okyanuslarda derinlik çok fazla. Demek ki derinlik fazla olan yerde hız fazla oluyor. Hız fazlaysa orası az yoğundur. Hani örnek vermiştim ya? Mesela insanların çok yoğun olduğu yerde mi hızlı ilerleyebilirsin yoksa insanların az olduğu yerde mi hızlı ilerleyebilirsin? İnsanların az olduğu yerde. Yani yoğunluk az olursa insanlar az olursa sen hızlı ilerlersin. Buradan hatırlayacaksın. Az yoğun ortam hızımızın fazla olduğu ortamdır. Hızımızın fazla olması da su dalgalarında derin demektir. İşte bu bağlantıları böyle kuracaksın ve soruları çok rahat bir şekilde çözeceksin. Şimdi eğer doğrusal dalgalar ortamları ayıran yere dik bir şekilde gelirse yani burası derin olsun burası sığ olsun kırılma kesinlikle olmaz. Çünkü dik geldiği zaman kırılma konusundan da hatırla. Ortamların yoğunluğu ne olursa olsun ışık kırılmaya uğramıyordu. Dolayısıyla bu doğrusal dalgalar da kırılmaya uğramayacak. Ama sığ ortamdaki ve derin ortamdaki hızları falan aynı olur mu? Asla olmaz. Yani bu kurallar yine geçerli. Derin ortamda hız büyük, dolayısıyla dalga boyu büyük. Sığ ortamda hız küçük, dalga boyu küçük. Frekans ikisinde de eşit kuralı geçerli ama kırılma gördüğün gibi olmuyor. Bir tane soruyla devam edelim. Bir dalga leğeninde doğrusal su dalgalarının izlediği yol verilmiş. Buna göre dalga leğeninin x, y, z kısımlarının derinlikleri. Hemen dalga konusunu unutuyorum. Dalgaların ilerleme olayına bakarak tamamen optikteki kolay ışık sorularını çözüyor gibi davranıyorum. Bak ışık böyle gelmiş, böyle gitmiş, sonra ışık böyle gitmiş. Şimdi ışık nerede normale yaklaşmış, nerede normalden uzaklaşmış ona bakacağız. Normal ne demekti? Ortamları birbirinden ayıran çizgiye indirilen dikme. Şimdi x ve y'yi birbirinden ayıran çizgi neresi canım? Neresi? Can, can, can. Erzurumlar öyle diyor. Can. Bizim bir tane Erzurum'da bir markette bir abi vardı. Ya var ya insanı seviyor mu yoksa biraz sonra öldürecek mi anlaman imkansız yani. Böyle diyorsun ki abi ne haber diyorsun. Böyle tanıyor seni tamam mı? Can diyor böyle bir üstüne atlayacak gibi davranıyor. Tombul bir adamdı. Yani ne yapacağı duyguları belli olmuyordu. O yüzden biz biraz temkinli davranıyorduk ona. Hani seviyor ama sevgisinden öldürecekse bir anlamı yok abi. Şimdi bak burada ışık normale yaklaşmış mı uzaklaşmış mı? O zaman normali çizmen lazım. Normal ortamları ayıran bu çizgiye dikme indirmen lazım. Dikme nasıl olur? Şu şekilde olur. Bak şu, yani aşağı yukarı çizemedim. Aşağı yukarı çizemedim ne lan? Tamam böyle. Şimdi dik. Neredeyse değil mi? Şurası dik. Şimdi normale burada mı daha yakınsın? Bak şura mı normale daha yakın? Yoksa şura mı normale daha yakın? E, tabii ki buraya yakın. Normal'e yakın olan nedir? Zengindir. O zaman x ortamının kırıcılık indisi y'den büyük. Biz önce bunu yazalım. Yani burası daha yoğun, burası daha az yoğun. Şimdi y ile z'yi ayıran çizgi neresi? Ortamları birbirinden ayıran çizgi önemli çünkü normali oraya dik çiziyorsun. Şimdi bu kesikli çizgiye dik bir şey çizdesem nasıl çizersin? Yaklaşık olarak çizeceğin çizgi çizemedim yine. Şöyle bir şey olması lazım. Yani. Biraz şekli güzel çizememişiz ama burası 90 Şimdi normale yakınken normalden daha uzak olmuş. Yani burası daha fakir ortam normale uzak olduğu için burası daha zengin ortam. Yani bunun yoğunluğu bundan daha büyük. O zaman n y büyüktür n z demem gerekiyor. Şimdi bunları birleştirelim. n x büyüktür n y o da büyüktür n z. Şimdi yoğunluk ve hız birbiriyle ters orantılı biliyorsun. Soru bize derinliklerini sırala dediği için biz yoğunluktan önce hıza geçelim hızdan da derinliğe kolay bir şekilde geçeriz. Şimdi yoğun ortamda mı hızım fazladır yoksa az yoğun ortamda mı? Az yoğun ortamda hızım daha fazladır. O zaman Z ortamındaki hızım Y ortamındaki hızımdan büyüktür. En küçük hız ise en yoğun ortam olan X ortamında olacak. Peki derinlik ve hız nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Derin ortamda hızım fazla oluyordu. Derinliği az olan ortamda hızım az oluyordu. O zaman hız sıralamasının aynısı derinlik sıralamasıdır. Yani Z ortamının derinliği en büyük sonra Y sonra da X ortamı olmalıdır. ÖSYM tadında bir soruyla devam ediyoruz. Kendi içlerinde sabit derinlikli K ve L bölümlerinden oluşan dalga L'nin de K ortamında oluşturulan doğrusal su dalgalarının izlediği yol şekildeki gibidir. Buradaki en önemli cümle neresi biliyor musun? Doğrusal su dalgalarının K ortamında oluşturulduğunu bize söylüyor. Burası çok önemli. Yani dalganın orijinali nerede? Biz ona göre dalganın işte kalan kısmı geri mi kalmış yoksa öne mi geçmiş onu anlıyoruz. Diyor ki buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi biz dalgaları nereden ürettik? K ortamından. Dolayısıyla buradaki orijinal dalga hangisi derse biz diyeceğiz ki K ortamındaki dalga orijinal. Peki eğer ortam değişmeseydi orijinal bu dalga haliyle böyle olmayacak mıydı? Olacaktı. Yani bu ortamın derinliği ve bu ortamın derinliği birbiriyle aynı olsaydı dalga kırılmaya falan uğramayacaktı ve orijinal dalga mavi olarak kalacaktı. Ama L ortamına gelen kısım orijinal dalgaya göre daha da kendisini böyle öne atmamış mı abi? Öne atmış. Yani geri kalmamış. İleri gitmiş, tam tersine hızlanmış. He diyorsun ki L ortamına geçen kısım bayağı bir hızlanmış. Hızlı olduğuma göre burası derin ortamdır diyorsun. O zaman burası sığ ortamdır. Yani derin ortamda hız daha fazladır mantığından dolayı. Ama frekans ortama bağlı değil frekanslar aynı diyorsun. Ortamın derinlikleri L büyük K diyor. Biz ne demiştik? L'ye derin, K'ya sığ demiştik. E bu da doğru. Ortamlardaki dalga boyları. E dalga boyuyla hız doğru orantılı. Derin ortamda hızın fazla. Yani L ortamındaki hız K'dan fazla. O zaman dalga boyları da aynı şekilde orantılı olduğu için L büyük K diyecek. Yani bu yanlış olmuş oluyor. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Bundan sonraki videoda öğrendiğimiz bilgileri pekiştirmek için sorular çözeceğiz. O videoda görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.